Evet efendim, 3. bölümde birlikteyiz. Nerede kalmıştık? Mora Köylü isyanları, sene 1820-21. Sultan II. Mahmut tahtta padişah. Efendim, kim arkasındaki, tekrar söylüyorum, güçler, başta Çarlık Rusyası olmak üzere artık Avrupa'nın bu emperyalist güçleri, bunlar yayılmacılık. Şimdi bunlar için tek bir dert var. O tek dert nedir? Tek dert şudur efendim. Osmanlı coğrafyasının sınırları içerisinde kalmış olan yeraltı kaynaklarına ulaşmak, yani onları sömürmek. Tabii bu çerçeveden olmak üzere işte bu Süveyş Kanalı açtırılması, o büyük proje de bu adamların efendim yine Hint Okyanusu'na ulaşma konusunda çok ciddi biçimde atmış oldukları adımlar. Yani emperyalizmi çok iyi incelemek lazım arkadaşlar. Çok iyi incelemek lazım. Bir yanıyla da gelişmeyi, teknolojinin gelişmesini falan da sağladı tabii bu işler. O da ayrı bir mesele. Sonuç olarak Yunan isyanları, Sırp isyanları, bak dikkat edin, Balkanlar paramparça oluyor. En son isyan zaten Bulgar isyanıdır. Bunların sonucunda ne oldu diyorsanız, bunların sonucunda yüzlerce yıldır evlat Fatihan diyoruz ya, Anadolu'dan oraya taşınmış olan Yörükler, Türkmenler, ki onları taşıdı. Fatih Sultan Mehmet'le birlikte verilen karar bunlar. Ama tabii onun öncesinde Gelibolu'ya geçildi. Fatih'e gelinceye kadar sevgili arkadaşlar, ta Selçuklu dönemindedir Balkanlara gidişte. Sarı Saltuk ismi nedir? Sarı Saltuk ve onun devamı olan isimler, yani Hacı Bektaş Veli'nin halifeleri diye tanımladığımız meseleler. Demek ki çok daha önceden gidilmeye başlandı oralara. Osmanlı da onu gördü zaten. Sonuç, dikkat edin şimdi. Balkanlar ne oluyor? Yavaş yavaş herkes bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Ama Osmanlı henüz daha Balkanlardan çekilmemiş. Fakat bir güç daha ortaya çıkacak. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ne yapacak arkadaşlar? Gelecek Bosna'yı işgal edecekler. İşte o Bosna Savaşı falan filan. Niye oldu? Niye bitti? Diyorsun tabii 1395'tir biliyorsunuz. Efendim ilk fethi. Hatırlasanıza 1995'te insanlık tarihinin 20. yüzyıldaki en utançlı soykırımı, en ahlaksızca, bağışlayın beni, en alçakça yapılmış soykırım. 600. yılına geliyordu ya Kosova'nın arkadaşlar. Niye yapıldı? Bak dikkat edin. Hiç unutulmuyor. Yani uluslararası ilişkilerde belleklere kazanır bunlar. Bak belleklere kazanır. Hiç unutulmaz. Bu kavga işte yüzyılların kavgasıdır. İslam dünyası da bir akılsızlık örneğiyle kendi içlerinde binlerce yıldır Allah'ınız aşkına Sünni Şii, Alevi Sünni kavgası hala sürdürüyorlar. Şu hale bak ya, 21. yüzyılın yarısına geldik. Türkiye'ye bakın ya, başka bir yere bakmayın. Türkiye'ye bakın, aynı şeyleri göreceksiniz. Yani kısacası geçmişe geri dönüp tarihe bakmıyor. Bakın arkadaşlar, her zaman ne diyorum? Diyorum ki strateji üzerine konuşacaksanız, başka bir deyimle strateji senaryoları yazacaksanız, tarihi sağınıza, coğrafyayı solunuza koyacaksınız. O size yol göstericilik yapacak zaten. Hiçbir yerde bir şey aramanıza gerek yok. Hiçbir yerde bir şey aramanıza gerek yok. Şimdi bu köylü isyanları işte 1826 Yeniçeriliğin kaldırılması, şimdi sürdürüyoruz efendim olayları. Geldik 1838, İngiliz ticaret anlaşması yapıldı. Şimdi kapitülasyonlar Kanuni Sultan Süleyman dönemi başlamıştı ilk verilişi. Ondan sonra sürekli olarak bu kapitülasyonlar verile geldik 1838, İngilizlere verdik bir büyük ticaret. Kapitülasyonu, ayrıcalıklar, bu ayrıcalıkları verince Avrupa'nın öteki ülkeleri de istemeye başladı. Bakın, Osmanlı Devleti'nin çöküşüne bir milat koymamız gerekirse, 19. yüzyıl itibariyle söylüyorum arkadaşlar, bu milat 1838 İngiliz Ticaret Anlaşması'dır. Bakın, İngiliz Ticaret Anlaşması'dır. Her ne kadar bazı ekonomistler, efendim bu anlaşmayla işte Osmanlı Devleti'ne de teknoloji geldi de bilmem ne geldi diyorsa da hepsi lafı güzaftır. Hepsi boş laflardır bunlar sevgili arkadaşlar. Tam tersi, peki ne yerleşmeye başlayacak? Yabancı büyükelçilerin Osmanlı'daki egemenlikleri başlayacak. Ama diyeceksiniz ki peki hocam 3. senede itibaren Fransız danışmanlar gelmeye başlamadı mı? Doğrusunuz. Geldi. İşte Tophane'nin falan kurulmasının sebebi nedir? Onlar Fransız'a işte Umbaracı Ahmet Paşa diyeceğiz ya, sonra ismini değiştireceğiz. Evet haklısınız, doğru. Bahriye'ye kim geldi? Bahriye'ye de İngilizler geldi ama Bahriye'nin canını okudular. Yani bizim büyüklerimiz, eski
Haydar Alpagutlar gibi falan bizde önemli tarihçiler, Bahriye'nin önemli tarihçileridir. Mert Bayat, aklıma geldikçe söylüyorum isimlerini. Afif Büyükdoğrul son dönemler. Bütün bu Bahriye'nin tarihçileri şunu söyler. İngilizler deniz kuvvetlerimizi geldi. Modernize edecek ama gemileri çay bahçesine çevirdiler. Peki, şimdi bir yandan bu yabancı askeri danışmanlar var. Ama öteki yandan şimdi büyükelçiler geliyor. O büyükelçiler egemenlik kurmaya başladılar. Sarayın üzerinde, sadrazam, vezirlerin üzerinde. Bir tarafta da artık rüşvet, iltimas, devletin soymak sıradan işler halini almıştır. Sıradan işler halini aldı arkadaşlar. Ya bir şey söyleyeyim size. Valle Sultan dediğimiz arkadaş rüşvet alır mı ya? Aldı. Abdülmecid tarihini açın okuyun bak ne göreceksiniz orada. Aldı. Bunu dile getiren devlet adamları olmadı mı? Oldu. E ne oldu sonları diyeceksiniz. Tahmin edebilirsiniz ne olduğunu sonlarını. Aralarında gerçekten çok namuslu, ahlaklı sadrazamlar çıktı, vezirler çıktı ama sayıları o kadar az ki. Sayıları o kadar az ki. Şimdi sürdürelim, düşünelim. Bir, bu yabancı danışmanlar geldi. Sonra büyükelçiler, onlar gelip baskı kuruyor. Arkadaşlar asıl önemli ne oldu biliyor musunuz? Galata bankerleri. Bankalar. Şimdi bunların büyük bölümü. Türkiye'deki gayrimüslim unsurlardı. Peki bunlar nereyle işbirliği yapıyor? Avrupa'daki bankalarla. İşte bizim ilk merkez bankamız deriz Osmanlı Bankası. İlk kuruluşu onun Fransız-İngiliz ortaklığıdır. Sonra İngiliz ortaklar işte Rothschild'ler falan var işte o bildiğiniz o eski aileler. Sonra Fransızlara satacaklar hisselerini. Onun için Fransız Bankası diye kullanılma sebebi odur. Başlangıç İngiliz-Fransız ortaklığıdır. Bunun yanı sıra başka bankalar da kurulmaya başladı. Kaç tane banka kuruldu artık onları uzun uzun tek tek saymayayım sevgili arkadaşlar. Ama asıl büyük problem Galata bankerleri. Peki ne oldu diyeceksiniz. Bak ne oldu sorusunun yanıtı var ya daha önceleri kaç programda dile getirdim son zamanlarda. Ne oldu sorusunun yanıtı şu. Londra'daki tefecilerden, Avrupa'daki o tefecilerden ama asıl Londra ağırlıktadır. %10-12 faizle borç alınmaya başladı. Bugün aynısı bak aynısı bugünün aynısı sevgili arkadaşlar işte devlet tahvili çıkarılacak. Onlar satılacak. Sonra kasa tam takır hale gelecek. Zaten müsrif israfçılık saray açısından gökyüzüne arşa aleye merdiven dayamış olacak. Ya Sultan Abdülaziz niye suçlandı? Suçlanma sebebi ne? İşte israf. Aynı şey Abdülmecit için geçerli. Yurt dışından alınan o borçlarla düşünün ya bak bu borç alıyorsun saray yapıyorsun. E bugün de öyle değil mi? Dünya kadar borçlusun saray yapıyorsun ama. Onun için söylüyorum. Strateji üzerine konuşacaksanız şöyle koyun tarihi şu sağ tarafınıza da bir bakın bakalım. Yani onların yaptıklarını yapma yeter be kardeşim ya. Yaptıklarını yapma yeter, yapmadıklarını da yapma. Yani senin kendin aklı üret. Uzun sözün kısası. Peki, şimdi ondan sonraki süreçlere bakalım. Artık Avrupa'da ne yok? Gaza yok. Şimdi bunu söylemişken o zaman Osmanlı'daki sisteme bakalım. Yani bugün de biz ne bela çekiyoruz? Sebebi ne biliyor musunuz? Söyleyeyim. Osmanlı toprak sistemi. Çok şematik söyleyeceğim. Şematik şu. Yukarıya Osmanlı devlet diye yazın. Tabellikten itibaren aslında yayılmaya başlayacak ya. Ondan itibaren sistem nasıl kuruldu? Hani kapı kulu sistem diyoruz ya sevgili arkadaşlar. Yazın yukarıya Osmanlı. Bir tane çizgi çekin. O çizginin aşağıya birer tane ok indirin. Şimdi sistemin şematiği şu. Gaza, ganimet. Yani ne demek bu? Askeri zaferler. Tamam güçlü olduğun dönemde ilerliyorsun. Balkanları fethede gidiyorsun. Gittiğin her toprağa vergiye bağlıyorsun. Şimdi burada ne dedik? Gaza, burada ganimet. Şimdi ganimet dediğimiz ne? Ganimet dediğimiz bunların paylaşılması. Peki paylaşılma nasıl ne olacak? Düşünelim şimdi kavramları. Ganimet. Bir çizgi çektik. 3 tane ok indik aşağıya. Buraya ne yazdık? Mülk. Osmanlı'da mülk yok. Yani tapu yok. Bireysel tapu yok. Alıp satma yok. Yani peki yapmadın. Gene Türk Müslüman unsurlar. Sermaye birikmiyor. Türk Müslüman unsurlar. Sermaye birikmiyor. Ayrıca bir de şöyle bir sistem şöyleydi. Vezir-i Azam ya da vezir.
Görevden el çektirildi. Adamın kellesi vuruldu. Bir şey oldu ya. Görevden el. Ne oluyor biliyor musunuz? O güne kadar edinmiş olduğu bütün mallara el koyuyorsunuz. Devlet malı ya da devlet sisteminin adı miri sistemdir. Mir denir. Miri sistem. Şimdi çizgiyi koyduk. 3 tane ok indirdik ya. Şimdi birincisinde mülk. Demek ki mülk yok. Mülk kimin peki? Mülk Tanrı'nın. Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi kim? Padişah, halife, padişah. Sonra Yavuz'la birlikte halife ünvanı da gelecek. Aynı şey Avrupa için mi geçerli? Doğru. Orada da imparatorluk, imparatorlar, krallar. Ama daha sonra burjuva sınıfı oluşacak. Tabii ki o zaman büyük çatışma başlayacak Avrupa'da. Bugünkü Avrupa, niye Avrupa diyorsanız işte bu mülk meselesi, burjuva sınıfının oluşmasıdır. İkinci okun altında ne yazacaksınız? Vakıf. Ha, şimdi burada mülk yok ama bir sistem kurdular, vakıf sistemi. Selçuklu'dan beri var. Ta Roma'ya da geri dönün bakın, orada da göreceksiniz arkadaşlar. Ne oluyor? Ha, vakıf sistemi en yaygın olan ama biraz sonra o vakfiyeler, yani padişahın o vermiş olduğu toprak, vermiş olduğu işte neyse maddi olanaklar, vakıf. Ama bir süre sonra vakıfta ne olacak? Devletle birlikte sevgili arkadaşlar oradaki sistem de çöküşe gidecek. Ondan sonra devlet işte el konulacak, edilecek. Bak oralardan neler çıkacak? Bu taraf ayanlar diyoruz. İşte Rusçuk ayan diyoruz, Balkanlara geri dön. Bu tarafta ne olacak? İşte o toprak ağları nasıl üredi, nasıl türedi? Bugün hala o toprak ağları nasıl var? Bak Türkiye'nin başının belası. Türkiye'nin demokratikleşememesinin birkaç nedenini sayın, alt alta koyun, bir tane de toprak ağları diye koyacaksınız. Oraya başka ne koyacaksınız? Aşiretler koyacaksınız, aşiret reisleri. Başka ne koyacaksınız? Cemaatler koyacaksınız sevgili arkadaşlar. Yalnızca hani kalkıp böyle akademik olarak çözümlemeler değil. Bak geri dönüp buraya bakacağız. Üçüncü okun altına. Şimdi ikinin altına yazdık mı bunları? Yazdık. Şimdi geldik. Dikkat edin bak ne büyük aldatmacaymış bu. Geldik şimdi üçüncü okun altına ne yazacağız? Üçüncü okun altı en yaygın toprak sistemidir. Peki yani nasıl bir şey? Gittiniz fethettiniz toprakları. Güzel. Sonra ne yapıyorsunuz? O fethettiğiniz yerlerdeki en prestijli kişi kimdir diye bakıyorsunuz. Diyelim ki Tepedelenli Ali Paşa olsun ya da ne bileyim Kazıklı Boyvoda falan diye ünlüdür ya, işte filmler milimler bile yapılıyor. Ne oldu? Onlardan birisini tayin ettiniz. Peki şimdi toprakları nasıl bölüyorsunuz? İşte bu üçüncü bölüm en yaygın olanı sevgili arkadaşlar. Burasını has zeamet timar diye, yani bu miri sistem diyoruz ya, işte üçüncü bacak o. Has zeamet timar diye ayırıyorsunuz. Bunlar peki neye göre ayrılır? Bunlar toplanacak vergiye göre ayrılır. Şimdi bunlar içinde en yaygın olan timar sistemidir. İşte timarlı sipahiler falan dedi, ilkokul birden beri öğreniyorsunuz ya. Bu nedir? 0-20 bin kuruş arası toplanan vergi. Bu has zeamet timar dedim ya. Zeamet 20 bin 100 bin kuruş arası vergi. Ha, bu en büyük olan has 100 bin kuruş üstü vergi. Tabii bunlar ne yapıyor bu adamlar? Vergiyi topluyor. İşte bir kısmı onu belirtiliyor, yüzde kaçlar şunlar, artık onlar bir hesapları şeyleri var. Efendim bir tarafta bunlar devlete gönderiyor. Güya devlete gönderiliyor. Bir süre sonra kendileri bunların hepsinin üzerine oturacak. Çalacaklar zaten. Sonra ne yapacak? İşte diyor ki orada ibadethaneleri yapacaksın. Orada işte medrese, okullar yapacaksın. Orada işte yargılamalar. Mahkeme herkesin kendi şeyine göre, ekaliyetine göre. Çünkü bu şeyler gayrimüslim unsurlar, yani o cemaatlerin de cemaat içi mahkemeleri kurulacak. Ama bizdeki yine bu sistemin içerisinde bir hukuk sisteminden söz edeyim. Şimdi Osmanlı Devleti klasik bir şeriat devleti değildir ama şeriata göre tabii ki bütün hukuk sistemi odur. Bu hukuk sistemine göre ekonomik sistem de budur. Sosyal yaşam da budur. Arkadaş Osmanlı Devleti niye geri kaldı, niye çöküşe gitti diyorsanız ana mesele işte bu şeriat meselesidir. Kendilerine göre yaratılmış İslam meselesidir. Bugün de Türkiye'nin en büyük başının belası o değil mi? Cemaatlerin kendilerine göre İslam yaratmaları değil mi arkadaşlar? Yani dini dinciliğe dönüştürmek değil mi? İşte o dönemde de baktığın zaman bunları göreceğiz. Sonuç olarak buradaki demek ki sistem açısından baktığımızda aynı zamanda da neyi görmekteyiz? Hukuk sistemi. Tekrar söylüyorum, ne var burada? Tırnak içinde şeriat mahkemeleri var. Ama aynı zamanda şeriat hukuku diyoruz ya, bir de örfi hukuk var. Örfi hukuk nedir? Örfi hukuk padişahın kendisinin
yazdı, kuralları koydu, işte hukuk. Fakat bunun da temel referans kaynağı nedir? Şeriat, kutsal kitap. Biz daha sonra 1839 Tanzimat Fermanı ile birlikte laik mahkemeleri de göreceğiz sevgili arkadaşlar. Nizamiye mahkemeleri adını koyacağız buna. Ama tekrar söylüyorum, gayrimüslim unsurlar kendi cemaat mahkemeleri, kendi içlerinde cemaat mahkemeleri var. Kendi içlerindeki problemleri öyle çözüyordu. Ama bir gayrimüslim unsur, Müslüm unsur arasında problemse kadının karşısına gidiyorlardı. Peki efendim, 3. bölümü de burada noktalayayım. Sonra 4. bölümde birlikte olacağız.